İnşallah ağzının üstüne düşersin sevgilim, dişlerin yamulur. Melikem kızım, sen lojman dedin ama burası bildiğin saray. Sanki saltanattan kalmış gibi. Paşa mı yoksa padişah mı kız patronun? Nişanlılar, lojmanlar. Yaz bakalım Melike Hanım, yaz. Elbet benim de yazacağım günler gelecek. Yok annem, burayı benim patronlar, yani gazetedeki patronlar bir paşadan kiralamışlar. Öyle eşyalı, fincanlı falan, full yani. Maşallah. Sizin izin kaç gün? İzin değil damat. Kesin dönüş yaptık bizler. İç, iç, iç. Yok, sen iç. Ölümü görsen iç. İç şu suyu. İyi misin? İyiyim, iyi misin? İyiyim. Kıyamam ben size. Enişte. Efendim? Ya ben evlenmek istiyorum da. Ya böyle centilmen falan. Var mı böyle senin gibi bir model? Tamam. Sizin bu kesin dönüş olayı nedir o? Hakikaten anneciğim, nedir o? Ha, bu babası kılıklı Tufan. Başını belaya soktu yine. Anne ayıp oluyor ya eniştenin yanında. Ha, sen ayıbı çok biliyorsun, şartlı dahliye seni. Ben de aldım bu gebermeye şeyleri. Bindik uçağa geliverdik. Binmedik. Ben tayyareye bineceğim. Bincen dedem, bincen. Tayyareye bincen. Bindireceğiz biz seni. Dedem yine başa sardı. Annem ama siz köye gideceğiniz zaten değil mi? Nani ya? Ne köyü ya? Enişte. Ya senin böyle kardeşin, kuzenin falan var mı? Benim acil evlenmem lazım da. Kız sus, kız çarp vereceğim şimdi. Ne vuruyorsun ya? He Melike. Hani bizim şu köydeki ev var ya. Onun yarı hissesini amcenden, hayırsız amcenden alıvereceğim. Ondan sonra gideceğiz köye. Nani ya? Ne köye bak. Enişte bak ciddiyim. Bana acil koca bulman lazım. Yoksa siz evlendiğinizde ben de gelip sizle otururum yani. Evlensinler. Ben de bunlarla oturacağım. Daha 41 yaşındayım. Ah, ah. Ay, 41 kere maşallah. Perihan Hanım. Ne? Diva. Ne? Senin burada ne işin var? Pirinç ayıklıyorum. Soracağını kaldırsana be adam. Ay. Evet. Çevir. Dikkat et. Şöyle.
Aşk doktoru. Senin kitabın yüzünden bu haldeyim. Allah seni davul etsin. Vur kaç ha? İyi, ben şimdi sana vuruyorum. Sen kaç! Tutturamadım. Enişte, ben gidiyorum şimdi. Tschüss, auf Wiedersehen. Demin konuştuklarımızı falan bir düşünürsün, tamam? Şey yaparsın. Ben çok ciddiyim ha. Tamam? Hadi tschüss. Öpüyorum. Kendine iyi bak. Ben de artık boğulmadan kalksam iyi olacak. İyi geceler canım. Dur bakayım. Dur eline bakayım. Kız. Nerede senin yüzüğün? Ne yüzüğü anne ya? Töbe töbe. Ne yüzüğü olacak kız? Nişan yüzüğü. Nişanlın takıveriyor da sen niye takmıyorsun? Gücenmez mi benim damadım? Yok gücenmem efendim. Neden güceneyim ben? Gücenmem ben. Güceniyorsun. Benden neyimi biliyorsun? Yok anne, Mehmet gücenmez. Alıştı o artık bana. Ben gazete unutuyorum yüzü. Şerbetli o, şerbetli. Dık! Güceni. Güceni diyor. Gücenirim tabii. Hı. Gücenmez olur muyum hiç? Acayip gücenirim. Hatta gücenmekten helak olurum. Ha. Ama ne yapalım işte, kızınız takmıyor. O yüzden görüşürüz. İyi günler size. Dur. Melike. Eğer bir daha bu eli böyle yüzüksüz göreyim, karışmam gari. Tamam. Hadi bakayım damat. Şimdi gidiver işine. Yine gelirsin. Buyur gel yine. Enişte. Enişte bir şarkı yaptım yani hit. Dinlemen lazım. İnşallah ağzının üstüne düşersin sevgilim. Abicim. Abim. Ha, gitar olsaydı çok daha şey... Haklısın kardeşim. Ben seni geçireyim. Sen beni geçir. Yoksa... Ha, gitti. Kibar abla, Peri'nin durumu nasıl? Efendim, unuttum ben onu. O iskemleden düştü, uçuverdi. Sonra da masanın üstünde öyle duruyordu. Bir şey oldu mu ona acaba? Ne? Ha. Kız koş. Ya ay! Hanım bir sen koltuğa... Perihan Hanım dur, kırılmayan yerlerini kıracaksınız. Sus! Senin kafanı kıracağım ben. Vur kaçmış. Hayati'ye vur kaç, vur kaç. Serseme döndüm. Cehenneme bile kaçmak istedim. Ne oldu? Boyu devrilmeyesice. Sen okuduğunu yanlış anlamışsın bir kere. Benim kitabım... Başlatma kitabından. Hayatımda ilk defa burç yorumlarına ihanet ettim. Halbuki astroloji asla yanılmaz. Daha yılbaşında dedi. İkizler dedi. Geçmişi arkanda bırak. Yoksa canın yanacak dedi. Yaktınız cancağızımı. Yaktınız. Tahsin bu ne? Perucuğum ne yapıyorsun ya? Sana ne? Sen... Sana yine böyle. Hayat senin yardım. Ya dur. Peru delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Kolun acıyacak. Kibar abla hemen bana sakinleştiriciyle enjektör getir. Hayır istemiyorum. Yine istemiyorum. Ya Peru tamam. Sen de onlardansın. Sen de onlardansın. Ama o kız Hayati'nin ipliğini pazara çıkaracak. O minik basın hepsini anlattım ona. Yazacak o hepsini yazacak. Hadi yatıralım şunu. Tahsin sen de o deliler senin evinde ne arıyor? O kızla olayın ne? Ben nereden onun nişanlısı oluyorum? Hepsini bir anlatacaksın bana. Hadi. Yazık. Dur Hayati. Kaçma Hayati. Söyle çabuk o kadın nereye kaçırdınız? Tahsin ayaklara dikkat et. Kibar abla şu yastığı getir, destek koyalım. Gittim, gittim. Kibar abla, ortalıkta telefon, tablet, bilgisayar hiçbir şey bırakmıyorsun, tamam mı? Hiçbir şey kullanmamalı. Merak etmeyin ben Mehmet'im. Kibar ben, ben de. Müzik
Efendim amca. Başıma ne işler açtın onu mu soracaktın? Başlar mı şimdi? Hemen hastaneye gel. Oğlum Suna peşimde. Hastaneyi dört dönüyorum, sen bana... Of amca ya, of ya. Divan nerede hayatım? Gayet net bir cevap istiyorum. Bilmiyorum. Net. Ya Hayati baba, Mehmet nerede? Aa, bilmiyorum. Bir doktorunuz ve bir hastanız kayıp. Nasıl bilmezsiniz? Nasıl bilmem? Onu da bilmiyorum. Artık burada olmadığı doğru mu? Siz doktorsunuz, hastanız nereye gitmiş olabilir? Divan'ın gizli sevgilisinin kimliği belli mi efendim? Mehmet Bey! Duygu, bana hemen bir ameliyat ayarlıyorsun, hemen. Ama Mehmet Bey, saat kaç? Hem sizin bugün ameliyatınız yok ki. Yarat o zaman Duygu. Hatta mümkünse 4-5 saat falan sürsün. Niye? Ameliyatım geldi Duygu, oldu mu? Yarınki hastalardan sıra ilk kimdeyse hemen onu hazırlayın. Hadi! Suna teyze. Hı. Bence sevgilisinin kim olduğunu öğrenmeyelim diye Diva'yı ortadan kaldırdı bunlar. Gazetecilik burnum hiç iyi kokular almıyor. Sen niçin ortalığı karıştırıp duruyorsun? Kendi gazetene baksana sen. Minyatür Suna. Oh! Ama! Yeğenime kibar davran Hayati. Ya Hayati baba, ayıp oluyor ama. Ben de bu hastanenin bir doktoruyum. Bir açıklama istiyorum. İstersin tabii. Sen bir sürü şey istersin zaten. Oh! Ama yani Suna. Oğluma da kibar davran Hayati. Sen ne fırıldaklar çeviriyorsun fırıldak Hayati? Be! Amcam bir şey çevirdiği falan yok. Hastayı ben çıkardım hastaneden. Ya kuzenim, böyle şeyleri bana da söylesenize. Nereye götürdünüz hastayı? Başka hastaneye götürdüm. Hangi hastaneye? Hayatım, bir gazeteci olarak bunu sana söyleyeceğimi zannediyorsan yanılıyorsun. Ayrıca ne yapacaksınız Diva'yı? Kadının dinlenmesi lazım. Ha, bu arada bu akşam çıkamayacağız hayatım. Çünkü ameliyatım var. Görüşürüz amca. Melike, bu ne? Ay o ne be? Tıraş losyonu Melike. Bunun senin banyonda ne işi var? Ne bileyim ben, ne işi var onun? Ben de onu diyorum, ne işi var? Ne işi var bunun? Lan! Melike! Ben de arayıp duruyordum nerede benim kolonyem diye. Sana mı karışmış gari? Ver bakayım. Bu senin kolonyan mı? He, bizim olan olamaz mı? Ben öyle sevmiyorum limonlu kolonyaları. Bu böyle çok güzel, fresh fresh öyle diyorlar ya. Oh! Ver. Bak, fresh. Bak, kızım fresh. Sen Meredith Kof mu sanıyorsun ya? He? Bu da mı fresh? Bu fresh değil, bu bildiğin trash. Doğru söyle, enişten burada mı kalıyor? Ay yok artık, ne alakası var abi ya? Sen de ortalığı kızıştırıp durma. Bunlar ne o zaman?
Ömer, sen de kızın her şeylerini ortaya döküverdin gari. Kız Kazime, bu oğlunu zapt eyle. Çok densiz. Kızın yerine ben utandım gari. Ben de diyorum ona, ağda yap diye ama senin kızın canı pek tatlı. Git! Ne yapıyorsun anne ya? Allah Allah! Utandırma benim kızımı! Bak, bana bak! Git, git sıparcak! Atma anne ya! Haydi, haydi! Haydi herkes yatağa, haydi! 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 Uyuverin gari. Heh. Baba, baba. Hadi sen de yata. Hadi, hadi. Şimdi seninle hesaplaşma vakti püsküllü bela. Ya Kibar abla var ya, var ya Kibar abla, kesin bizimkilere yakalanacağız ya. Ben daha Mehmet'in yan evde oturduğunu bile söyleyemedim. Ne yapacağız biz? Niye? Ortalığı birbirine katıp duruyor, sonra da tutuşuveriyor. Ben mi bileceğim ne yapacağız? Yiyip yutmayacağız gari. Ay, Mehmet arıyor. Melike hemen çık dışarı. Seni tünelde bekliyorum. Ne oldu kız? Ay, Mehmet azıcık sinirli galiba. Çık dışarı konuşalım diyor. Ha kız, bana bak, kimselere görünme ha. Ben de ortalığı toparlayıverip geleceğim yanına. Ha? Hadi, hadi, hadi hadi ha. Çabuk, çabuk. Merhaba. Dur benimle. Yürü. Şimdi bu belayı benim başıma neden açtın anlat bakalım. Ha sen onu mu dedin? Evet onu soruyorum. Sence başka bir problemimiz var mı? Şimdi o olay aslında şöyle oldu. Ya sadede gel hemen. Annem amcamın yanında kalıyorum diye üniversiteyi burada okumama izin verdi. Sonra burada geçinemeyince de köye geri döndüler. Ben de yalnız kaldım. Ya Almanya'ya geri dönecektim ya da... Ya da nişanlıyım diyecektin. Nişanlıyım dedim. Gazetede çok iyi bir işim var dedim. Müthiş bir lojmanda kalıyorum dedim. Kibar abla zaten yanımda dedim. Bak ben Almanya'ya geri dönemezdim. Hayallerim vardı benim. Anladım, tamam. Senin hayallerin vardı ve bunlara ulaşmak için bir sürü yalan salladın. Ama benim anlamadığım bir şey var. Ne? Neden ben? Melike, neden benimle nişanlı olduğun yalanı söyledin? Ha? Sonuçta biz daha önce birbirimizi hiç görmedik. Biz daha önce karşılaşmadık, değil mi? Peron'un düştüğü gün. Peron'un düştüğü gün onun evinde ilk defa gördün sen beni. Ama sen daha önce görmüştün beni. Ben seni Tahsin'den biliyordum. Bir de patronumla şeysin ya. Nişanlı. Bak ne güzel dedin. Ben zaten nişanlıyım Melike. Tahsin vardı. Neden onunla nişanlı olduğunu söylemedin? Neden ben Melike? Çünkü seni... Sen beni ne? Seni... Çünkü annemler bir tek seni sorgusuz sualsiz kabul ederlerdi. Sen doktorsun ya, annem doktorlara bayılır. Hep keşke damadım doktor olsaydı derdi. Tahsin de doktor tabii, doktor ama Tahsin aşk doktoru.
Benim annem tıp doktoru istiyor. Aşk doktoru. Olmaz. Söylediğin yalanlar, ortaya çıkacağını hiç mi düşünmedin? Önünde sonunda kim bu damat deyip görmek isteyeceklerdi. Ki zaten gördüler. Ben şey düşünmüştüm. Eğer hayatımı yoluna koyarsam, İstanbul'a geldim, birçok şeyi başardım, tek başıma başardım hem de diyebilecek hale gelirsem, o zaman olmadı, ayrıldık. Deriz, derim diye düşünmüştüm. Ama ben hiçbir şey başaramadım ki. Peki şimdi ne olacak? Yarın öbür gün abim köye gidecek, amcamdan hisseleri alacak. Bir hafta evi boşaltsalar biz de gideriz dedi zaten annem. Sonra ne yapacağız? Ayrıldık mı diyeceğiz? Öyle deriz. Sen de o sırada Dibe olayını halledersin işte. Ondan sonra sen sağ, ben selamet. Olmaz mı? Tamam, anlaştık. Sen Diva'yı kimseye söylemiyorsun. Ben de damat oluyorum. Anlaştık. Tamam o zaman. Tamam. Tamam. Madem bir oyun oynuyoruz, hiç açık vermeyelim değil mi? Anlat bakalım ailene ne söyledin benimle ilgili? Ne cins bir adamım ben? Nasıl bir nişanlıyım? Nasıl bir damadım? Sen şahane bir damatsın. Şivesti ya. Benim bu yatak çok şaze ya. Beni falan ağrıdı hep. Kibar abla. He. Hoş gel. Ne yapıyorsun? Hiç toplayıverdim. Melike nerede? İndi aşağı iniverdi. Gel. He. Asla o. Enişte gelmiş. Ay aşka bak ya. İşleyip ediş Melike. İşleyip ediş Mehmet. Gel kız, gel, gel kız. Bırak sen aşkları. Hem hayrola, sen ne ediyorsun burada? Ya benim odam çok küçük de daraldım yani. Ha. Ama kendi problem yani. Ben burada şey yaparım yani, sıkıntı yok yani. Problem. Ay. Hatta ben burada kalayım ya. Ay Melike kalmış zaten. Ay şuna bak, sahil gibi oda ya. Ya benim odamda dolap bile yok. Ya bütün kıyafetlerim bavulun içinde böyle sıkış sıkış yani. Alırım bütün eşyalarımı böyle dizerim dolaplara falan. Ben onları arayayım, geleyim hemen. Aman ey! Dur, ne yapacağım? Soyadımız da sağlam. Soyadınız da sağlam. Şimdi baştan sayıyorum. Annenin adı Kazibe. Annenin adı Kazibe. Annenin babasının adı Remzi. Ay hayır. Babamın babasının adı Remzi. Ama babam bir Helga bulup kaçtı. Remzi de benim annemin başına kaldı. Ya siz de amma enteresan bir ailesiniz ha. Ay sanki siz çok normalsiniz. Benim ailem yok. Öldüler. Ben biliyordum zaten de. Bonçi'yi kastettim. Lan! Hayati Bey'i kastettim ben. Hani Diva ile öyle gizli bir aşk yaşamışlar ya. Evli barklı.
Başınız sağ olsun bu arada. Sen sağ ol. Bakıyorum da Tahsin benimle ilgili bayağı bir ötmüş sana. Gece üşüp dursun gari. İyi geceler. Okey. Kibe abla bu ne ya? Kız. Ya Mehmet eniştem de çok zevkliymiş ya. Sevdim. Düşüvermiş gari. Yatağa bak ya. Yatağa bak ya. Çok rahat ya. Yoksa bizim aşıklar bu yatakta. Ha? Kız töbe töbe. Ay yok yok şey yapma yani benden sır çıkmaz yani kendi problem ya. Çok rahat bu yatak ya. Ya aynı kraliyet yatakları gibi. İyi misin? Ay ben iyiyim, sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Ay ben birazcık sakarım da. İyi, o zaman biraz dikkatli olayım. Ol bari. Ben gidip şunları Tahsin'e bırakayım. İyi geceler. İyi geceler. Elim böyle kalmayacak herhalde. Yok. Ben dalmışım da. Neye? Yüzüğe. Aklım yüzüğe daldı. Yani aklıma yüzük geldi. Ne yüzüğü? Annem taktı kafayı ya yüzüğe. Acaba bize bir yüzük mü alsak? Oldu. Bana bak püsküllü bela. Yüzüğü de bana aldırmayacaksın herhalde ha? Ya benim sadece 80 liram var. Onu da Tahsin borç verdi zaten. Of. Ya hem hayalcisin hem sakarsın. Bir de züğürt çıktın başıma. Ne yapacağım ben seninle? Hadi sen git bari. Hadi. Hacı Bey, bir açıklama yapar mısınız? Sunacığım, sen lütfen içeride bekler misin? Lütfen. Evet arkadaşlar, sizi dinliyorum. Buyurun, ne soracaksanız sorun. Anne. Ne yaptın, mesai mi başladın anne burada? Sana söyledim Engin. O şırfıntı pencereden düştüğünde, odasına girdiğinde ağlıyordu bu. O sırada Mehmet'in olay yerinde olması, kadının apar topar hastaneden ortadan kaybolması. Buna ne sorsam, yok ben bilmiyorum, bilmiyorum diye cevap vermesin. Daha sayayım mı? Ne yapacağım, bütün gün başında mı bekleyeceksin? Yok, ben beklemeyeceğim. Yok artık. Dedektif mi tuttun? Ne yapayım, aldatılma ihtimali olan her kadın gibi. Desene. Hastanenin başına geçmem yakın. Ya, aldatılmanı istediğimden değil. Ya, inşallah öyle bir şey yoktur anneciğim. Arkadaşlar.
Arkadaşlar, daha önce de söylediğim gibi diva burada değil. O yüzden lütfen siz de evlerinize gidin çünkü başka bir açıklama olmayacak. Neden gizli tutuyorsunuz acaba? Ama Hayati Bey nerede olduğunu da mı bilmiyorsunuz? Fatih Bey, bir açıklama yapın. Gelme üstüme diyorum sana Mehmet. Gelme üstüme diyorum. Gelme. Al. Al. Bunu da atacağım. Al. Bırak o iğneyi. Baytar bozuntusu. Uyutamazsın beni iğnelerle filan. Ya Pero, lütfen yapma. Alt tarafı bir sakinleştirici. Lütfen Perucuğum ya. Tamam, sakin ol. Tamam, yapmıyorum sakinleştirici falan. İğne yok, sakinleştirici yok. Hiçbir şey yok. Bak. Bak buraya da bırakıyorum. Ama sen de sakin olacaksın. Tamam mı? Bak, kendim için bir şey istemiyorum. Dikişlerin açılacak sonra Pero. Zaten kendin için isteme. Bundan sonra senin için hiçbir şey yapmayacağım. Benim için Neşter'in efendisiydin, bahtımın gardiyanı oldun. Seni yanar döner. Seni güler yüzlü şeytan. Perocuğum. Ama bak çok ayıp ediyorsun biliyorsun. Bak. Alma onu eline. Alma onu eline. Tamam tamam sakin ol. Bırak tamam. Oraya. Ya tamam sakin ol bırakıyorum tamam. Pero lütfen ama yapma böyle. Bak şu Badire'yi bir atlatalım. Ben sana ne botokslar ne silikonlar yapacağım. Bu Badire'yi atlatamayacaksınız canım. Benim minik basıncığım bütün kirli çamaşırlarınızı dökecek ortaya. Oo, aşk şarlatanı. Bugünün gazetesini getirdin mi? Belki çoktan haber yapmıştır o tatlı kız. Aa, canım Aziye de bir uşak tut kendine. Sana gazete mazete getirmem ben. Ayrıca öyle bir haber de çıkmayacak. Unut onu yani. Ne? Mehmet, bunu açıkla bana. Ne yaptınız kıza? Ne oldu? Kovuldu mu yoksa? Yazacaktı o haberi. Hepsini yazacaktı. Fırfır şeytan. Ne yaptın kıza? Derhal açıkla. Bir şey yapmadık canım. Sadece baş başa biraz konuştuk. O da hem senin hem de Ponçin'in iyiliği için konuşmamayı kabul etti. O da mı ruhunu şeytana sattı? Onu da mı büyüledin? Güzel yüzlü şeytan. Fırfır şeytan. Al sana. Al sana. Sen ne gülüyorsun? Sen... Kaçma. Anne sabah sabah yemeyeceğim diyor. Midem bulanıyor. Vallahi yediremezsin bana o şeyi. Niye iyi vermiyorsun? İlaç bu, ilaç. Annem işe geç kaldım ondan. Kız bekle de iyisini mi bulacaksın? Kaçma, kovalama, kaçma. Kovalama. Kaç, kaç. Kızım kaçma. Kız kaçma, kız kaçma, kız dur, kız dur. Aç kızım, aç, aç. Aç diyorum. Aç bakalım. Aç bakalım. Aç bakalım. Kızım. Ha şöyle. Damatlarım gülüm. Ah damatlarım gülüm. Hoş gelmişsin. Ha yok sen nişanlını işe mi götürmeye geldin? Yok. Ben zaten burada oturuyorum. Annem, Mehmet burada yaşıyor zaten. Komşu o, komşu, komşu. Aman iyi. Siz böyle yan yana mı oturup durunuz? Havanın komşular. İyi başıma gelene. Aman ey. Ne oluyor? Kız, ne olur durun. İyi başıma gelene. Ablam. Çabuk anlatma da kibarım. Benim bekar damadım. Yan evde mi oturup durur? Hem de bir başına. Benim bekar kızımla dip dibe mi oturup durur? Kazım ablam ne kadar güzel sorular sorup durun sen öyle. Hayırdır dostum? Günaydınlar.
Günaydın Tahsin, günaydın. Paşam. Melike, bu güzel hanım da kim? Bu güzel hanım kim olacak? Benim annem. Almanya'dan geldiler ya hani. Güzelliğini nereden aldığın çok belli oluyor Şeri. Öpeyim Fräulein. Fräulein değil, Frau, Frau. Almanca'da Fräulein kızlara diyorlar galiba. Ya, ich weiß. Almancam çok iyidir Fräulein. Senin tatlı dillerini yerim. Kız kim oluyor Gibar? Bu Prens Charles gibi. Prens. Tahsin ben. Melike'nin gazeteden arkadaşıyım. Anneciğim, Tahsin benim hem en yakın arkadaşım hem gazeteden arkadaşım. Bizim gazetede aşk doktoru köşesi var. Gel bak, bak bak. Ya bak da gör hadi. Ya burası senin lojmanda, benim damatla niye oturup duruyor burada? Aslında şöyle, Mehmet'le bizim dedelerimiz ortaktı. Bu evler bize dededen kaldı. Bizim gazetenin sahibi Melike için güvenli bir lojman arıyordu. Ben de burayı gazeteye kiraladım. Melike'yi oraya yerleştirdik, ben de Mehmet'in eve geçtim. He, dedeleriniz ortaktı demek. Evet, biz kardeş gibiyiz. Alo, ben Cennet. Melike'nin ablası. Aa! Sen aşk doktoru değil misin ya? Ya ben dün gece bunun kitabını okudum ya. Şey, hani Truber'ın yani. Ben de kendimi açık sözlü sanırdım. Yok Tahsin, sen açık sözlüsün de benim ablam biraz patavatsız. Yani ikisi farklı şeyler. Hatta bizim oralarda boş boğaz diye veriyorlar galiba Prens Bey oğlum. Neyse anneciğim, işte dediğim gibi Mehmet'le Tahsin ev arkadaşı ve beraber yaşıyorlar bekar bekar, ama Tahsin son derece prensipli bir insan olduğu için başka hiçbir şey olmaz yani. Ya öyledir. Çok prensipli bir prenstir kendisi. Biz artık gitsek mi? Lafı ağzımdan aldın sevgili nişanlım. Tahsin'cim hadi biz işe gidelim. Aynen. Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Sen içine fanila giydin mi? Ya anne ya, kaç yaşına geldim? Ne fanilası, içimde benim body var. Bu ses ne? Kedidir o, kedi. Tabii canım, kedi o. Siz hiç burada ayakta kalmayın isterseniz. Geçin içeri, biz Tahsin'le kedimize bakalım. Yürü. Gel bakayım, gel bakayım. Gel. Yok, ben gel, pek... Gel, gel. Ben pek bas sevmem. Aç bakayım. Yarar, yarar. Aç bakayım. Aç bakayım. Aç bakayım. Kız, aynı kaşıktan yediniz de siz romantiş ya. Halimiş de halimiş. Damatların gününe güç mü gelmiş? Kurbet mi gelmiş? Yeterdi. Al, al. Aç bakayım. Abana dur ya. Tabii enişte, enişteye güç kuvvet lazım ya. Ya abla. Kafayı yiyeceğim ya. Bulma kendini! Geliyorum! Ne biçim kedi kız bu? Cırmalıyor mu prensi? Aslan, aşk doktorunun aşk kedisi. Sen bana dur ya. Şey, kedi biraz hırçın da bizim. Ben bir kedimize bakayım. Melike, nişanlım canım. Sen de geç, arabada beni bekle. Ben birazdan geliyorum. Siz de girin içeri, beklemeyin burada boşu boşuna. Damat, gel bakayım sen. Gel bakayım, gel bakayım. Sen içine fanlan giydin mi? Ya çekiştirmesene teyze, ne yapıyorsun? Teyze yok oğlum, teyze yok. Anne değil bencim. Ya bak.
Ha, bu da aynı nişanlısı gibi. Oğlum niye içinize fanila giymiyorsunuz? Tel çeker diyor. Ben fanila sevmiyorum. Sevmeyle oluveriyor mu gari? Cennet. Git içeride bohçalıktan fanilalar var orada. Ha, davulumun üstünde olacak. Git getir. Abla hayır ya. Ya abla. Hiç ver bakayım. Ya teyze lütfen. Rica ediyorum. Teyze yok oğlum. Teyze yok diyor. Anne değil bence. Çıkar bakayım. Allah'ım sen bana sabır ver. Çıkar 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 çıkar. Ya anneciğim yapmasana. O öyle sen onu açtıkça sen onu tükürdükçe teyze diyor. Boya mı lan bunlar? Ya şeker misiniz siz ya? Biri gidiyor, biri geliyor ya. Hayatı ölümlerden ölüm beğen. Ah! Ay! Ne yapıyor bu? Ne hapsediyor ya? Aşk şarlatanız beni. Baklava mı onlar? Baklavalarına, böreklerine maşallah. Maşallah, maşallah. Giy bakayım şunu. Hey, hey. Hey kapım. Aslan damadım. Giy, giy. Bazen sadece fanili olmak istersin. Bunda giy. Ben hallederim artık. Teşekkür ederim. Şimdi çok güzel oldu. Ağır nişanlını. Hadi gidin ben bakayım işinize. Maşallah size. Maşallah. Olur. Alayım ben nişanlımı. Gidelim biz işimize. Gel nişanlım. Gidelim biz. Anlamayacağımı zannettin sen. Melike, bak bir daha böyle bir şey olursa kendini kapının önünde bil. Annemler buradayken de geçerli mi diye soruyor. Annem anne anlamam ben. Sen daha burçları bile zor yazıyorken Dima'nın peşinden gitmek, hastanelere koşmak senin neyine? Ne sanıyorsun kendini sen? Melike. Melike mi? Merhaba, ben Melike. Siz onu diyordunuz. Başka ne diyeceğim? Ne oldu ki? Oho, neler oldu neler ben... Neler oldu? Ne halt yedi bu yine? Yoksa... Diva'yı buldun mu? Ya keşke bulabilseydim İlknur Hanımcığım ama ben kim, Diva'yı bulmak kim? Ben anca böyle bir köşeye geçerim böyle. Parmaklarımın tuşa şıp pıtık pıtık pıtık. Ben bu salaklıkla zaten bu çorumunu zor yazıyorum. Ben Diva'yı nereden bulacağım? Ha şunu bileydin. Sen şimdi otur, burç dönüyor. Ve haber peşinde koşmayı unut. Tamam mı? Ne yapıyorsun oğlum ya? Ödümü kopardın. Suna yengen beni bastı zannettim. Amca, artık kafayı yiyeceğim. Şu konuya derhal bir çare buluyorsun, derhal. Ya yeğenim, senin bir sıkıntın mı var? Bir sıkıntın mı var diyor ya? Bir sıkıntın mı var diyor. Amca, farkında mısın? Senin yüzünden püsküllü bir bela tarafından tehdit ediliyorum ben. İlknur'la nişanlıyken manyak bir aileye damat oldum. Elinde pekmez kaşığıyla peşimde gezinen bir kayınvalidem ve beni teyyare zanneden bir tane dedem var. O koca manyağı baldızla şöhret delisi abiyi saymıyorum bile. Sence bir sıkıntın var mı? He? Ya amca ya. Allah aşkına ne olur bir çare bul ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ha. Mehmet. Hı. Kız güzel mi? Pes ya.
Herkes! Soracağım. Kadınlar gerçekten bu workshop'a geliyorlar mı ya? Elbette. Bütün koltuklar tükenmiş. Ayakta izleyebilmek için birbirini eziyor millet. Hadi canım. Bak ne diyeceğim. Siz böyle hazır sahte nişanlı da olmuşken bir adım daha. Ya Tahsin. Mehmet bana bakmaz ki. Niye baksın? Ya oğlum, ciddi soruyorum. Kız güzel mi? Ya ne bileyim canım, ben kıza hiç o gözle bakmadım ki. Yani güzel sanırım. Güzel olabilir. Ya kimi kandırıyorum ki? Kız bayağı güzel amca. Acayip şirin. Biraz da şapşal. Şirin, şapşal ve çok güzel. Çok. O zaman niye debeleniyorsun oğlum? At eskisini, al yenisini. Bak ben teyzesini aldım, bir türlü kurtulamıyorum. Sen en iyisi bir an önce kurtul şu minyatür sunadan. Ya amca, sana da bir şey söylüyorum. Konuyu saçma sapan yerlere getiriyorsun ya. Ben onu mu dedim şimdi? Hem ben hayatımdan memnunum. Ayrıca ben sen miyim öyle daldan dala atlayacağım? Benim iyi bir ilişkim, iyi bir işim var. Yani yolunda giden bir hayatım var benim. Hey. Sana biraz kızgın gibiyim. Kendini bana affettirmeyi düşünmüyor musun? Haklı kız. Haklı abi. Amca, ben şimdi çıkıyorum. Sen de şu işleri bir an evvel yoluna koy. Pelin iyileşsin. Biraz da tabii siniri geçsin. Ben onun gönlünü alırım. İyi. Ama dikkatli ol bak ha. Sen amcanı hiç tanımamışsın oğlum. Karda yürürüm, izimi belli etmem. Bugüne kadar hiç yakalandın mı? Hiç yakalanmadım. Ama sakın sen benim yaptığımı yapma. Sen safsın oğlum. Yakalanıverirsin. Ne mi lazım? Ya ne olurdu biraz bana benzeseydin. Sabır Allah'ım, sabır. Amin. Buyurun. Allah bereket versin. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ablacığım bana 7 tane gül ver. Ya da 14 tane olsun. Ya en iyisi sen 21 tane ver. Kocaman bir buket yap. Kabahatin büyük herhalde kız hanım. Sorma ya. Nişanlımı kızdırdın da biraz. Buyurun. Eline sağlık. Buyur. Ay yok, üstü kalsın. Hadi hayırlı işler. Sana da hayırlı işler. Bana bak püsküllü bela. Yüzüğü de bana aldırmayacaksın herhalde, he? Ya benim sadece 80 liram var. Onu da Tahsin borç verdi zaten. Çıkıyorum ben. Geliyor musun? Vurkaç workshop'una mı? Ay yok Tahsin, ben yani... İşe yarıyor bak. Çok iyi geri dönüşler alıyorum. Tamam yarıyordur da sen git onu Diva'ya anlat. Diva kurtulsun şu ponçikten ya. Kadın neredeyse kendini atıyordu. Evet, atıyordu resmen. Birincisi kadın kendini atmadı, senin yüzünden düştü. İkincisi Diva zaten benim kitabımı okumuş. Hayatında ilk defa astrolojiye inanmamış, bana inanmış. Ponçiğini mazide bırakmamış. Kafamı kırıyordu. Ay, bir dakika, bir dakika. Diva burçlara mı inanıyor? Vallahi öyle
astroloji asla yalan söylemez diye çağırdı. İnanıyor işte. Ya vallahi ben... Vallahi ben de inanıyorum ha. Secret olur, kuantum teorisi olur, enerji, evren, evren alışverişi. Hepsine inanıyorum yani, olur. Vallahi şu taş adam bile benim nişanlım olduysa sahte mahte ama oldu. Oldu Şerif, oldu. Ay, gülleri de pek sevmem ama. Ne yapıyorsun? Ne haber Tahsin? İyiyim hemşerim. Senden ne haber püsküllü? Ha, İlknur da oradaymış. Görüşürüz sonra. Hala ne yaptığımı bilmiyorum ama yine de özür dileyim dedim. Divan'a yerini söyleme. Hem akşam beni ek. Hı. Hem de bütün günü ara. Sonra da niye kızdın anlamıyorum. Hasta gizliliği, acil ameliyat. Bilmiyorum bunlar senin için bir anlam ifade ediyor mu? Ama bak yine de kendim gel. Sen var. Yürü benimle geliyorsun. Burada bunları seyretmekten iyidir. Ya Tahsin, ben bu anı önceden de defalarca gördüm. Ama şimdi niye bu kadar korktu anlamadım. Öyle bir şey değil o, gel. Gel. Hadi gel. Cennet, kime diyorum ben? Ay vasıs susma ama ya Cennet, Cennet. Kız, insan eline bir toz bezi alır kız. Misafir misafir kurulmuş oturuyorsun. Şuna bak hele. Kasım ablam, ne diyorsun? Misafirsin olur mu? Ver, ver. Aha işte, duy, duy. Heh, kız kızım. Kız kızım, bırak kız kızım, bırak. İçime sinmiyor. Bak, gücenmeyeceksin, darılmayacaksın. Üstten üstten iş yapıyorsun sen. Ben? Sen dünden beri buna mı bakıp durun? Ha? Melike'm sanatçı yazsın. Sen de buna hallen. Hey, ben de bunları doğru verdim işte. Ha, kaderin cilvesi. Bunlar babalığına. Melike'm de bana çekmiş. Melike'm doktorlarla nişanlanıyor. He, Prens Charles'larla arkadaş oluyor. Bunlar anca havaya bakıversin. Tayyareye gidiyoruz.
Ben böyle ileri mi gidiyordum? Yoksa böyle geri geri mi yürüyordum? İki ileri, bir geri. Az gittik, uz gittik. Dere tepe, düz gittik. Bir de dönüp arkamıza baktık ki bir arpa boyu yol gitmişik. Tayyare de yok. Nereye gidiyoruz kızım biz ya? Workshop desem anlayacak mısın? Tersten. Bu work bizim arbeiten gibi bir şey mi? Tatil tatil işe mi gidiyoruz biz ya? Hiç haz etmem ha. Öf Tufan ya. Aşk işi bu. Östen. Alırım ayağımın altına ha. Aba nein öyle değil ya. Ya bu Melike'nin komşusu yok mu? Evet. Hani eniştemin arkadaşı. Evet. Hani aşk doktoru. Evet. Ya işte bu bir erkek evlenmeye nasıl razı edilir onu anlatıyormuş da. Bana ne lan bundan? Hayır. Nasıl ünlü olunur diye workshop yok mu? Bana ne kadınlar nasıl koca buluyor ya? Ya öf Tufan. Ben tek başıma evden nasıl gideyim ha? Annem nasıl izin versin? Hani fena değil mi işte? Ya bir kadın senden işte evlenmek için hangi numaraları çeviriyor onu öğrenmiş olursun işte. Bak bu güzel fikir ha. Aferin kız. Çak. Ama ben evlenmek isteyen hiçbir kız görmedim ya. Ya tamam işte. Gider bakarız öyle bir kız var mı yok mu falan. Hadi inşallah. Ağzının üstüne düşersin sevgilim, dişlerin yamulur, inşallah çıkmaz. Sen de kimsin? Onbaşı Remzi Sağlam, Afyon. 11. Piyade Taburu, Topçu Alayı, 2. Batarya, Emret Komutanım. Lan! Maruzatın nedir? Gelinimi bulamıyorum. Berlin'deydik, bura geldik. Nasıl geldik bilmiyorum. Gelinim nerede bilmiyorum. Tayyareye de binmedik. Geç bakalım Remzi Onbaşı. Anlat bakalım şu hikayeni. Komutanım, biz Berlin'de yaşıyoruz. Ama birden kendimi burada buldum. Tayyareye de binmedik. Sayın seyirciler, Türkiye'nin divasından hala haber yok. Bazı kaynaklar özel bir klinikte saklandığını, bazı bak kaderlerimiz de aynı. O da kayıp, Türkiye ben de kayıp. Türkiye gündür kayıp divasını arıyor.